Arkadaşlar merhaba, bugün 8 Ağustos 2023. Efendim ben size bugün nohut hasadını göstermek istedim. Nohutun geçtiği yolculuğu göstermek istedim. Halil abim az önce bir kendisiyle röportaj yaptık, bu merhabanın arkasına onu koyacağım. Size nohutun geçtiği aşamaları anlattı. Tabii ki bunu patos gibi daha aletlerle, iş makineleriyle yapmak daha kolay olabiliyor. Arıza olduğu için bu şekilde topladıktan sonraki işlemi efendim traktörle geçecekler. Ve dövme veya işlemiyle bu tanesini kabasından ayıracaklar. Bunları size bugün aşama aşama göstereceğim. Nohut hasadı başladı. Önce sürdük, ektik, erdi, yolduk nohutları. Şimdi kasalıyız. Ondan sonra traktörle ezeceğiz bunları, evrini çıkaracağız nohutların. Nohutun içini çıkaracağız, İçini çıkaracağız yani, değil mi? Şimdi bir abi elinde gösterir misin nohutun içini? Bunu patosla da yapanlar var değil mi abi? Patosla da olur, bu eski usul topayla da. Patos kırılmış biraz, özetleyelim. Ha, patos, buradaki bu işi yapan patos kırılmış. Kırıldı. Için... Arda yaptı, olmadığından dolayı motorla ezdi. Nohutlara bakalım, nohutlar nasıl bakalım. Şu değil mi? Evet. Küçük çok abi değil mi? Küçük nohutlar da şimdi yağış, yağışlardan bir de sonra kurak oldu. Evet. Hava kurak olunca bu pişince şişer. Bu sene pişince şişer evet, diyorsun. Evet, pişince şişer. Ha, ilginç. Hani normal nohut çarşıdan aldığımız daha şey olur. Ama bir de bu... sanki normal nohut yeşil. Şimdi bu hiç gübresiz. Doğal. Doğal olduğu için küçük olur ama doğal yani. Ha, hiç gübre yok. Hiç gübre yok. Evet yani. Evet, biz hiç şey yapmıyoruz. Hiç gübre yok. Evet. Yani gübre koyduğumuz zaman da genelde hayvan gübresi veriyor. Tabii hayvan gübresi. Öbürleri normal bitkisel şey kimyasal gübre mi veriyorlar? Öbürleri kimyasal gübre veriyor. Daha, tanesi daha büyük oluyor ama bizim küçük ama doğal yani. Evet evet. Sağlıklı. Aslında tabii organik aslında. Evet, organik. Evet, daha sağlıklı. Böyle arkadaşlar bugün 8 Ağustos. Efendim, nohutları bu şekilde topluyoruz. Dürgen değil mi elindeki? Dürgen. Heh, onu da göstereyim Elif ablacığım. Nasıl topladığını da göstereyim. Şöyle peşinden gideyim. Bak dürgene böyle takıyor. Bu şekilde. Dökülenler de sonra başlatacağız. Bu şekilde. Traktörü ezerken çekersin. Ha, ezerken. Evet, bu şekilde karı koca nohutları topluyorlar efendim. Ondan sonra çuvallara, kasalara dolduruyorlar. Sonra da ezecekler üstünden ya diyorlar dövmek lazım. Hani bu şeyinin birbirinden ayrılması gerekiyor. Bunu bir de patosla yapıyorlar arkadaşlar. Belki internette görmüşsünüzdür. Ama patos kırıldı. O yüzden biz patosla yapamıyoruz. Yani buraya gelen patos kırılmış. Patos arıza yaptı. Bıçakları kırıldı. Bıçakları kırılmış, evet. Evet, şöyle yakından nohutları da göstereyim abicim ben. Ya bir de yarından sonra yağış geliyor biliyor musun? Çocuk da ekinmiş mi gitmiş yukarılara, yapılmış patoz aslında, tamiri olmuş. Olmuş ama, mu? Hani bak, İstanbul'dan geliyor diyordu. Yok, burada tamir yapmışlar yani bıçakları. Ha, tamir etmişler. Tamir etmişler, olmuş yani. Ha, yarından sonra yağmur geliyor öyle mi? Oo, biz de önlemimizi alalım o zaman. Bizde saman panelleri duruyor bizim de açıkta. Şimdi onları kapatalım. Zaman, böyle işesinden beraber tozundan küngesinden çuvallayacağız. Evet. Bunu kavuzlamak iyi olur yani. Evet. Çok sonra rüzgar oldu mu savurulur. Bu mercimek gibi böcelenmiyor. Ne zaman? Ha, mercimeği de eşi yapacakmış. Ha bak güzel bir şey söyledi. Şimdi mercimek denenip böceklenebiliyor. O yüzden kaynar suya batırıp çıkarttı Elif ablam. Batırdı çıkardı ama. Ve kuruttuk biz mercimeği biliyorsunuz. Şimdi bu nohutta böyle bir şey yok diyorsunuz öyle mi? Yok olmuyor. Ha, nohutta böyle bir şey olmuyor. Böcelenmiyor. Anladım. Mercimeğe böyle beşlik şişe içine koyuyormuşum. Buzlukta 10 gün durdurmuşum çıkarıyormuşum bir şey olmuyor. Bir şey hiç böcelenmiyor. Şişelere kapadın dediler, o kaynatmadığınızı dediler, buzluğu koyun 5-6 gün dediler. Hmm. 10 gün koydum dedi kadının biri, ondan sonra böcek olmuyor dedi. Çıkardım, hiç pişmesine zararı yok. 10 gün koymuş, çıkardım, ondan sonra çıkarayım diye ne böceğe ne bir şey yapıyor. Ha, mercimeği kavanozlarla mı, torbalarla veya değil mi? Torbana da koymuş.
Torbalarla buzluğa koyacaksın. Ha, buzluğu 10 gün yahut 15 gün durdur dedi, say dedi. Ha. Ya derin dondurucuya, anladım. Ben zaten İzmir'deyken bu baklagilleri, hatta burada da öyle, onu da söyleyeyim. Buzdolabında saklarım, biliyor musunuz? Baklagilleri, çünkü baklagiller gerçekten kurtlanabiliyor, böceklenebiliyor. Aynen. Evet. Şey olursa, ilaçsız olursa, öyle ilaç attılar mı böceklen? İlaçsız da istemeyiz. Şimdi biz bunu ezerken çekersin, bir de savururken çekersin. Evet. Şimdi sen dönüle orada kımıyla. Eve giderken yolda sarıyla karşılaştık, değil mi sarıcığım? Sarı da çok havlayan bir köpek. Ama bakın bana nasıl, ben demin onu okşadım, sevdim. Hayvanlar da sevildiğini anlıyor arkadaşlar ya. Gerçekten öyle. Bakın ne tatlı. Herkese havlıyor bu da. Ay, bizim köyün köpekleri. Ne yapacaklar? Ama onlar da sevildiğini anlıyorlar. Böyle işte, sarı da böyle. Demin onu sevdim geçerken diye geliyor bana yine sevdirmeye çalışıyor. Bu da böyle yolda sarıcığımla merhaba dedik birbirimize. Değil mi sarıcığım? Hadi bakalım. Bunu da ekleyelim videolara. Arkadaşlar şimdi bu aşamada Halil abimle Elif ablam, bak çok tatlılar, bak el sallıyorlar bize. Şimdi onlar güzelce bu nohutları serdiler, biraz eziyorlar. Efendim traktörle geçmeden önce traktörün altına değmesin diye yaslatıyorlar yani nohutları. Traktörle üstünden geçecekler, böyle naylona da serdiler. Bu arada bademciğim gelmiş, bademin kafasına birisi vurmuş arkadaşlar, bakın kıyamam ya. Ama bu da çok ağlıyor. Bu da geldi benim bacağımın arasına girdi. Bademin böyle bir huyu var. Şimdi Badem'le beraber sizi izliyoruz abicim. Kolay gelsin. Arkadaşlara video çekiyorum. Sayenizde köy hayatı nasıl olur? Köyde ürünler nasıl hasat ediliyor? Nasıl soframıza geliyor? Öğreniyorlar. Evet abicim. Söz sizde. Traktörü getirip ezeceğiz bunu. Tamam. Tamam ezeceğiz, abicim. Evini ne alacağız? Tamam abicim, hadi bakalım getirin ezin. Gel bizim bademcim, biraz kenara gel. Rahat. Ooo, annesinin kuzusu geliyor, bacağımın arasına giriyor. Ooo, kuzum. Bunlar benim canım arkadaşlar ya. Çok seviyorum ben köpekleri. Ama adım köpeklik adına çıktı köyde. Evet. Ama ben bunları yukarıda yer yapacağım arkadaşlar. Her gelene geçene havladıkları için köydeki insanlar rahatsız olmaya başladı. Bakın şimdi onlar da haklı. Hani bir laf var ya, sizin özgürlük alanınız başkasının özgürlük alanını kısıtladığı yerde bitmesi lazım. Yani ben köpeği seviyorsam başkaları sevmeyebilir, rahatsız olabilir havlamasından. O yüzden biz bunları yukarı eve çıkınca bir yer yapacağız bunlara güzel, çocuklarıma. Oraya alacağım ben bunları. Kuzum bunlar benim. Kuzum. Evet, badem yürümeye başladı. Hadi bakalım. Geldi yine kuzusu. Böyle tekerleğiyle eziyor arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde bakın. Eziyor tekerleğiyle. Bakın. Tekerleğiyle bak böyle eziyor. Ezdikçe nohutun içleri çıkacak. Sonra savuracaklar. Ezme işlemini görüyorsunuz. Dediğim gibi bu patos gibi aletlerle yapılıyor. Fakat arıza yapmış. Arkadaşın da işi çıkmış. Onarmışlar galiba ama işi çıkmış. Yani iş makinesi bulmak da sizin değilse makina, yani emanet diyeyim, yani kiralamak, bulmak da o kadar kolay olmuyor. Hele ki yaz günü herkesin kendine göre işi var arkadaşlar. Kuzum.
Traktörler de çok sevimli iş makineleri arkadaşlar ya. Ben çok seviyorum. Yani kullanmayı bilsem ve param olsa alırım. Gerçi şöyle söyleyeyim, ben hani kullanırım. Araba kullandığım için kullanırım ama şöyle bir şey var. Traktörlerde böyle iyi geri gelmeyi, dönme manevralarını bilmezsen araba kullanmak gibi değilmiş. Çünkü maalesef burada şöyle söyleyeyim, şu karşılarda bir ev alan bir adamcağız, çok da iyi bir insanmış, Allah rahmet eylesin. Traktör kazasında ölmüş, özelmiş, traktör almış kendisini. Yani hani aman Elif ablacığım, arkasından çekil Elif abla. Yani belli olmuyor arkadaşlar. O yüzden yani şu dönüş manevraları, geri gelirken ki sağ sol manevraları sadece araba kullanmak gibi değil, iyi bilmek lazım diyorlar. Yoksa benim ehliyet 33 senelik ehliyetim var. Yani hatta daha uzun. O kuzum benim. Kuzum bademim. Bademim yine geldi, bacağımın arasına girdi. O da öyle seviyor arkadaşlar. Aman dikkat Elif abla. Elif abla da havalandırıyor, İyi ezilsin diye. Çok tatlı bir çift bunlar. Çok seviyorum ben Elif ablamla Halil abimi. Yakında Elif ablayla çok değişik bir sohbet yapacağız size. Keçilerle ilgili ben bir sohbet yapacağım onunla. Onu da yayınlayacağım YouTube'da. Yani köy maceralarını arkadaşlar, saman ev yapımı, köy maceraları biz de izleyebilirsiniz. Bizim kanalımız genelde bilgi vermek, bilgi paylaşımı, yaşadıklarımız, güzel olaylar. Yani eğitici videolar daha çok arkadaşlar. Daha var mı? Daha süreceğiniz mi abi? Ha, bir daha geçecek son. Evet. Abicim, bundan sonraki işlem ne? Tekrar edelim. Özerleci. Bundan sonraki işlem bu. İlgi şeylerini alacağız. Altında incelere kalacak. Aha, onları elimizle mi toplayacağız? Ha, elle toplayacağız, elle. Gözlerle eleceğiz bundan sonra. Ha, anladım. Önce bu kabalarını alacağız, değil mi? Kabalarını alacağız. Sonra da eleyip içindeki gerçek nohutları çıkaracağız. Tamam. O işlemleri de çekeceğim arkadaşlara. Evet arkadaşlar, bu da nohutun son hali. Daha önceki işlemlerde gördüğünüz işte kabasından ayrılma, sonra elenme işleminden sonra nohutu görüyorsunuz. Elif abla dedi ben pişirdim, çok güzel, çok pişkin oluyor dedi. Yani güzel pişiyor anlamında. Bakın hiç organik bir nohut, hiçbir katkısı, hiçbir şeyi yok. Tertemiz, mis gibi, hiçbir katkıyla, hiçbir ilaç almamış bir nohut. Evet. Evet, işte nohutun macerası da bu arkadaşlar böyle. Hadi bakalım, yiyenlere afiyet olsun.